Merhabalar arkadaşlar, benim adım Matthew Brett ve uzun bir zamandan sonra yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere son yıllarda kanalla uğraşmıyorken yapmakta olduğum Ragnarok adında bir projemizden bahsetmek istiyorum. Ragnarok aslında gitar kanalımla uğraşıyorken ve tüm oradaki içerikleri üretiyorken aklımda zamanla oluşmuş olan bir fikirden doğuyor. O videoları ürettiğim dönemde aynı zamanda şu konuda çok fazla düşünüyordum. Ne şekilde Türkiye'deki müzik piyasasına rock, metal bağlamında bir fayda sağlayabiliriz? Özünde Ragnarok konusundaki fikir şu şekilde ortaya çıktı. Gitar videolarımı yaparken hep şunu düşünüyordum. Şimdi biz burada bir şekilde kendi elimizde olan kabiliyet ve yetenekleri kullanarak başkalarına, başka nesillere ya da kendi yaşımızda olsa bile yeni başlayanlara gitar konusunda fikirler veriyoruz. Nasıl daha iyi çalınır bunu öğretiyoruz. Bunu yapan tek kişi ben değilim Türkiye'de tabii ki. Bunu yapan başkaları da var. Ama o dönemde yavaş yavaş şunu fark ettim. En büyük eksik benim gözlemlediğim kadarıyla müzik piyasasında rock ve metalin yerini düşündüğümüzde gitar çalabilen genç arkadaşlarımızın eksikliği değildi. Yani ben orada yeni çalmak isteyen arkadaşlarımıza yardım ediyor olsam bile Türkiye'de rock ve metal müzik piyasasında bir fayda sağlayabildiğimi hissetmemiştim. Şimdi buna neden ihtiyaç var ki diye düşünürsek Türkiye'de benim gözlemleyebildiğim kadarıyla rock ve metal müzik piyasası çok iyi bir yerde değil. Hem şu anda değil hem o zamanda da, yani 6-7 yıl önce gitar kanalımı ilk başlattığımda da müzik piyasası iyi bir yerde değildi. Rock ve metal yapan, has bir rock ve metal yapan çok fazla birileri yok. Özellikle en büyük eksik prodüktörler tarafındaydı. Yani daha önceki nesillerden gelen prodüktörler gençlere yardım ediyor olabilse bile daha modern bir sound oluşturabilecek prodüktörlerin sayısı bence çok az. Bence hala çok az Türkiye'de. Ve aslında özellikle bu konuya odaklı bir şekilde Ragnarok'u başlattım. Ragnarok özünde bir yapım şirketi olmak için ortaya çıkmış bir şey. Aynı zamanda bir YouTube kanalı. Ama doğrusunu söylemek gerekirse başlattığımdan beri öncelikle yapmak istediğim bir şey vardı. O da bir derece bir portfolyo oluşturmak. Yani elimizde bir takım şarkılar olsun, yapabildiğimiz kalite seviyesi ortaya sunulmuş olsun. Ondan sonra gerçekten Ragnarok'un olduğu şeyi ortaya çıkaralım gibi bir fikrim vardı ve aslında o ortaya çıkabileceği noktaya geldiğimize inandığım için şu anda bu videoyu yapıyorum. Sizlere birazdan Ragnarok'ta şimdiye kadar yaptığımız bazı parçaları göstereceğim. Onlarla ilgili biraz yorumlar yapacağım, konuşacağım. Bu parçaların var olma sebebi şimdiye kadar elimizde olan kabiliyet, yani benim kişisel olarak elimde olan kabiliyet, prodüktör, gitarist ve mix mastering engineer olarak yapabildiklerim ve aynı zamanda beraberinde çalıştığım arkadaşların vokal konusundaki ve şarkı yazma ya da lirik yazma konusundaki kabiliyetlerini göstermek. Bu parçalardan da göreceğiniz şekilde asıl hedefim Ragnarok için her zaman şuydu. Gerçekten sağlam bir rock ve metal sound'u içeren ama aynı zamanda kopyala yapıştır olmayan, yani direkt olarak Duman gibi duyulmayan ya da metal yapıyorsak Metallica ya da başka thrash grupları gibi duyulmayan modern bir sound ve yaklaşımla yapılmış metal ve rock şarkıları. Yaptığımız şarkılara bakarak tabii ki bunu başardık mı başarmadık mı konusunda siz kendiniz yorumda bulunabilirsiniz, düşüncenizi sunabilirsiniz. Doğal olarak zamanla Ragnarok'ta yaptığım işler içerisinde bile bir gelişme görebiliyorsunuz. Çünkü mesela ilk başladığımda mix mastering konusunda çok acemiydim aslında. İlk birkaç parçamızdaki duyumdan bu anlaşılıyor. Daha sonra mesela gitgide mix mastering kapasitem arttı ve en son mesela Instagram'a attığım bazı parçalar var. Onlara bakarsanız mix mastering konusunda en son geldiğim seviyeyi görme şansınız oluyor. Ragnarok'ta şimdiye kadar şarkıların yapımında ben ve iki tane iyi dostum Tolga Burak ve Murat Bulduk beraber çalıştık. Müzik
özünde yaptığımız süreç şu şekilde oldu. Ben bir parça oluşturdum. Yani baştan sona bir altyapı oluşturdum mesela. Ve onu Tolga'ya ya da Murat'a yolladım. Ve dedim işte siz vokal melodisi yazın ve sonra kaydedin. Onu bana atın, parçayı bitirelim, yayınlayalım. Ya da birçok şarkıda melodileri ben de yazdım. Mesela Uçurum Acımaz Yarana isminde bir parçamız var. Onu size dinleteceğim. Orada lirikleri ve melodiyi ben yazmıştım başta. Sonra Tolga kendi yorumuyla, kendi söyleme şekliyle çok ciddi bir renk kattı yaptığımız çalışmaya. Ama bu noktadan sonra aslında istediğim şey Ragnarok'un dış duvarlarını kırmak. Yani bu şeyi özünde isteyen herkesin katılabileceği, dahil olabileceği bir kolektif haline getirmek. Bu nasıl bir şeye benzeyebilir diye sorarsanız, dediğim gibi Ragnarok'u bir yapım şirketi gibi çalıştırmak istiyorum ama piyasada normalde çalışan yapım şirketi mentalitesinden gerçekten çok uzak. Yani buradaki fikir sanatçı bize geliyor. Biz ona özünde sadece reklam vererek ona boost veriyoruz ve onu piyasada bir yer edindirecek hale getiriyoruz. Değil buradaki olay. Buradaki hedef asla bu değil. Hedefimiz ün kazanmak değil. Hedefimiz piyasaya uymak kesinlikle değil. Piyasada ne tutacaksa onu yapmak değil. Sadece ve sadece iyi müzisyenlerin, iyi şarkı yazarlarının, iyi vokalistlerin bir araya gelerek yapmak istedikleri, yaparken keyif aldıkları müziği ortaya çıkarmak ve bunu olabilecek en iyi kalitede yapmak. Hedefimiz bu. Yaptığımız şarkıları gösterdiğimde de göreceksiniz, janra ve tarz olarak hiçbir kısıt yok. Özünde bu şeyi umursamıyoruz. Yani rock ve metal olsun yeter. Bir kıyısından bile rock olsa yeter. Yani rap rock da yaparız. Bir hip hop şarkısını içine elektro gitarlar koyup onu da yayınlarız. Bu konularda hiçbir kısıt yok. Çünkü zaten prodüktör olarak, yani kariyer olarak sürdürdüğüm prodüktörlükte en çok yaptığım müzik türü zaten pop müziği. Ve bu daha çok batı pop müziği. Ragnarok'a dahil olup bizimle beraber bir çalışma yapmak isterseniz ne şekilde yapabiliriz diye soracak olursanız şu şekilde olabilir. Bana mesaj atabilirsiniz ve elinizdeki şey neyse, yani bir riff olur, bir şarkı olur, Evet arkadaşlar, şimdi Ragnarok'ta şu ana kadar yaptığımız bazı parçalara bakacağız. Parçalarla ilgili bir iki düşüncemi söylerim. Belki de parçaların projesine girip bazı detaylara bile bakabiliriz. Buradaki amacım sizlere Ragnarok'a dahil olmak isterseniz ne tür çalışmalar yapabileceğimizi göstermek. Aynı zamanda kalite bağlamında ne kadar, nasıl bir seviye sunabildiğimizi de göstermek. Bu arada arkadaki perde çok garip görünüyor olabilir, farkındayım. Şu anda eşimle beraber yeni bir eve taşındık, çok yeni bir şekilde. Ve stüdyomu yeni yeni kuruyorum. Daha perdeleri takacak perde rayı, ne deniyorsa ona, ondan yok. Onu kurduktan sonra tabii ki arka planım biraz daha güzel görünecek. Stüdyoyu da size zaten zamanla göstereceğim. Gitar kanalı üzerinden yaptığım videolarda. Şimdi Ragnarok'taki bazı parçalarımıza bakalım. Sırayla gidelim. Önce yaptığımız ilk parçalara bakarak. Yayınladığımız ilk parçanın ismi Yalancı'ydı. 2021 yılında ve Tolga ile beraber yaptık bu parçayı. Umarım saçma sapan bir şekilde telif problemi yaşamam. Sonuçta parçalar bize ait ama kim bilir yine de bir sıkıntı çıkar. Şarkının buraya kadarki kısmında aslında hedefim biraz
Blind Guardian'ı bilenler bilir. Böyle daha İskandinav usulü, tabii Blind Guardian Alman bir grup ama İskandinav usulü bir bard müziği. Hani bu eski orta çağ zamanı lüt çalan arkadaşlarımızın tınılarında bir şeyler yapmak istemiştim. O yüzden akustik gitarla bir yaklaşım yaptık. Ama mesela ilginç bazı efektler kullandım akustik gitarda. Özellikle şu noktada garip bir böyle phaser chorus vari bir efekt giriyor. Bu ilk yaptığım parçalarda Ragnarok'ta mix mastering konusunda o dönemde içinde olduğum problem çok ortada. Çok agresif mixlerim vardı. Yani güzel duyuluyor, keyifli ama şarkıyı bir kere dinleyebiliyorsun. Öyle bir tınısı var. Mix konusunda o zamanki yaşadığım dert bu şekildeydi. Bunun sebebi de genel olarak bir tık fazla yetersiz kontrol vardı mixlerimde. Yeterince compression kullanmıyordum. Genel anlamda saturation ve limiting kullanarak şarkıyı yeterince bastırmıyordum. O yüzden çok gür bir mix oluyordu. Ama fazla kontrolsüz olduğu için biraz yorucu oluyordu. Bu şarkıda o duyuluyor. Bu parçada vokal olarak tabii Tolga'nın yaptığı hamleler çok güzel. Onun o gırtlaksal distortion verebildiği çok bariz zaten. Onu bu şarkıda çok güzel bir şekilde yaptı. Parçanın nakaratındaki duyum bence çok keyifli. Ama dediğim gibi işte biraz fazla gür olduğu için her şey dengesel bir problem var. Bir şeylerin birbirine karışması problemi var. Gördüğünüz gibi şu anda mesela bu konularda konuşurken kendimi özünde 2021 yılında kendi kapasitemi yorumluyorum. Çünkü benim derdim burada ben dünyanın en iyi mix engineer'iyim demek değil. Benim derdim şu, gelişim, hem öz gelişim hem başkalarının gelişimine yardımcı olmak. Ve Ragnarok'un ruhu zaten bu. Bu olmasını istiyorum daha doğrusu. Şimdiye kadar bunu dışarıya açmadığımız için öyle bir şansımız olmadı. Ama tabii ki hem ben Tolga ve Murat'la beraber çalışırken birbirimizi geliştirdiğimiz açılar oldu. Hem kişisel olarak, çünkü çalışmak, beraber bir proje yaparken insanların çatışmaları oluyor, düşünce farklılıkları oluyor. Bunları öğrenmek de ayrı bir konu. Ama aynı zamanda mesela Tolga'nın sesine uygun bir mix neye benzer sorusu vardı benim için uzun yıllar. Ve onu sadece doğrusunu söylemek gerekirse son zamanlarda tam olarak anladım. Onun sesini nasıl güzelce mix'e oturturum. Bu onun sesiyle ilgili bir sıkıntı değil. Bu benim vokal mixlemek konusundaki bir eksiğimdi. Şimdi Murat'la beraber yaptığımız ilk parçaya bakalım. Ama aslında ona bakmadan önce Murat'la beraber Ragnarok'ta ilk yaptığımız parça Unutsa da Gece Güneşi diye bir parça. Ondan önce Murat'la beraber yaptığımız ilk parça Bardak Misali adında bir parça. Murat'ın kendi parçası. Bu şarkıyı tamamen yani bestesini Murat yaptı. Liriklerini Murat yazdı. Sonrasında ben prodüksiyonu yaptım. Ama bu parça kesinlikle çok keyifli.
Yalancı'dan sonra şimdi Murat Bulduk'la beraber yaptığımız ilk parçaya bakalım. O parçanın ismi Unutsa Da Gece Güneşi. Bu şarkı Murat'ın lirikleri. Melodinin bir kısmını ben yazmıştım. Galiba pre-chorus yani nakarat öncesi kısmı ben gitar riff'i yazmıştım. Riff'e uyumladığı bir melodisi var Murat'ın. Sonra nakaratın melodisini galiba Murat yazmıştı. Tam hatırlamıyorum. Bir de o şarkıya bakalım. Bu şarkıda nakarata kadar geleceğim çünkü nakarat özellikle bence çok güçlü bir nakarat oldu. Murat'ın söyleme şekli, kendisi kurguladığı bir eklenti var söyleme şekliyle ilgili. Onu bir dinleyin çünkü çok keyifli. Şurayı bir tekrar dinleyelim. Murat orada nakaratın başında önce bir falsetto yani kafa ses vokalle başlayıp sonra tekrar göğüs sesine dönüyor ve son derece güzel bir hamle. Şarkıya çok büyük bir katkısı var bence. İlk kez o hamleyi yapıp bana attığında, ilk kez duyduğumda o şekilde yaptığını gerçekten benim tüylerim ürpermişti. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi Murat'la yaptığımız bir başka parça var, Dur Deme Duramam. Bir tık Texas vari country'nin böyle blues tarafından bazı açılardan ilham alan bir parça. O tarz hoşunuza gidiyorsa bir bakabilirsiniz. Bir noktada Kaya Kantuna diye bir arkadaşımızla bir parça yaptık, Nefret Kuyusu diye. Orada scream vokal var, onu da bir dinleteyim size. Doğrusu mix olarak en beni rahatsız eden parça bu. Bu parçanın mixini yaptığım noktada ilk kez scream vokal yapıyordum. 20-21 yılı yine. Ve çok fazla fikrim yoktu nasıl oturtacağımla ilgili. O yüzden bence bu şarkıyı bir remaster yapıp tekrar bir noktada yayınlayabiliriz. Evet, bu parçada da mesela referans olarak, yani referans derken herhangi bir parçayı direkt referans olarak almadım bunların herhangi bir tanesinde. Sadece kafamda bir fikir vardı. Mesela diyorum ki bir şarkı yazacağım, tarzı biraz Machine Head ya da Trivium'a benzesin diyorum. Bu şarkıyı yaptığım dönemde en sevdiğim bazı gruplar ikisiydi. O tarzda bir şey yapmak isteyip ortaya koyup sonra scream vokal yapacak birini istemiştim. Şansımıza Kaya Kantuna ile o noktada tanışmıştık. Onunla beraber yapabildik parçayı. Boş Vermişim isminde bir parçamız var. Bu Tolga'nın kendi şarkısı. Kendi şarkısı olmasına rağmen Ragnarok'ta yayınlamakla okeydi. Bu şarkıda da işte beste, yani akustik gitarda akor olarak düşünürseniz Tolga'nın kendisine ait. Ve sonrasında aranjenin
bütünsel hali, yani bütün haline dönüştürülmesi için beraber çalıştık. Fikir alışverişi yaptık tabii ki ama çoğunlukla prodüksiyonu ben yaptım. Bu şarkının da baştan sona remaster bir halini yapıyorum şu anda. Aslında Ragnarok'ta yaptığımız şimdiye kadar her büyük parçalarımızın, yani daha önemli olan parçalarımızın hepsini remaster halinde toplayıp yeni bir albüm formatında Spotify'a yüklemek gibi bir planım var. Bu şarkının özellikle buna ihtiyacı var. Çünkü bazı açılardan yine mix beni rahatsız ediyor. Dediğim gibi 2021 yılında bayağı verimli çalıştık. Çok parça yaptık ama o zaman mix mastering konusunda çok yeniydim. Yani prodüktörlüğümün ilk yılı. Bu konularda öncesinde çok fazla bir bilgim olmamasına rağmen başladığımızda durum bu şekildeydi. Şarkının solosuna bir bakalım beraber. Orada bir tane nota var özellikle, o şey notalardan oldu. Hani solo çalarken şansımıza bazen bir nota tutar. O notayı istesen de bir daha hiçbir zaman veremezsin. Yani öyle bir nasıl bir şekilde penayı vurduysan tele, onu bir daha bulmak mümkün değil. Bu solo hep beni çok korkutmuştur. Gidip de tekrar öğrenip soloyu tekrar çalmaya çalışsam nasıl yapacağım o tek notayı, hep bunu düşünüyorum. Ama bir noktada Ragnarok'taki önemli şarkılarımızın, güzel soloları olan şarkılarımızın sololarını öğretmek istiyorum. Teker teker gitar kanalımda soloların mentalitesini, yani hangi fikirle neden o notaları çalıyorsun, neden oraya çıkıyorsun, onu anlatmak istiyorum. Şimdi Uçurum Acımaz Yarana isminde benim için büyük ihtimalle Ragnarok'ta şimdiye kadar benim en sevdiğim yaptığımız şarkı. Bu şarkıyı ben yazdım. Melodisini de ben yazdım. Ama önceden söylediğim gibi Tolga vokali yaparken çok fazla renk katma şansı oldu. Yaptığı hamlelerle benim aklıma gelmeyen bir şeyler ekledi ve çok güçlü oldu bence. Şarkının başını biraz dinleteyim. Sonra nakarat ve ikinci kıtaya giriş özellikle bence çok keyifli. Bir bilsem kimmiş şu aynada bana bakan yüz, kimsin sen? Bir silsem neler var yapmasaydım dediklerim, yapma dediklerim. Hiç mi erişmedin gelmen gereken yere? Hiç mi güvenmedin kendine? Kendine güvenemezsen buradan düşer.
sen. Şu ikinci kıtaya girişi de dinleyelim. Aynada bana bakan yüz, kimsin sen? Burada kısaca şarkının liriklerine biraz odak yapmak istiyorum. Çünkü aslında bir şey söylemek istediğim bir şey için çok faydalı bir örnek. Ragnarok için hedefim her zaman şu şekilde oldu. Anlam taşıyan, bir değer taşıyan bir şeyler paylaşabilirim. Yani kendi içimizde hissettiğimiz yoğun bir duygu olur, bir his olur ve onu müziğe dökmek faydalı olacaksa bizim için ve dinleyici için, o zaman bundan daha değerli bir şey bence müzik bağlamında olamaz. Yani böyle müzik piyasasına erişelim, yok para kazanalım, yok ünlü olalım, bunların hepsi sıfır. Var olan umudumuz bir fayda sağlamak aslında. Ve mesela bu Uçurum Acımaz Yarana şarkısı benim kendi hissettiğim bir şeyi ortaya atmamla ilgili. Kendi hayatımda yaşadığım bazı zorlukları çözümlemekle ilgili. Tabii tam olarak neyle ilgili olduğunu söylememin bir faydası yok. Çünkü lirik denen şey zaten herkes için farklı bir anlam taşır. Sizin için belki hiçbir anlam taşımayabilir. Belki özellikle anlayabilirsiniz ya da sizinle titreşen bir parçası olabilir. Liriklere bakmak isterseniz o zaman özellikle liriklere odak yaparak dinleyebilirsiniz. 2022 yılında yaptığımız bir parça. Ondan sonra Tüm Evren Ağlar diye bir parçamız var. Aslında ilginç bir şekilde bu parçanın lirikleri ve melodisini Görkem Sağlam adında bir arkadaşımız yazdı. O dönem yine 2021-2022 döneminde beraberinde çalıştığım bir arkadaş. Onun birkaç tane şarkısının prodüktörlüğünü yapmıştım. Tüm Evren Ağlar'ın liriklerini yazan kişi kendisi. Görkem'inki gibi şarkılar, yani o alternatif indie tarzında şarkılar da yapabiliriz Ragnarok için. Herhangi bir kısıtlamamız olmadığını önce söyledim. Gerçekten rock sound'unun azıcık kıyısına dokunması yeterli. Mesela bu All Sen şarkısında bazı elektro gitar partları var. Benim için o bile yeterli. Ragnarok'a yapacağımız şarkılar yeter ki kaliteli bir müzik olsun. Bu tarzda da parçalar yapabiliriz. Tüm Evren Ağlar ilginizi çekerse ona da bir bakarsınız. Onu şimdi göstermeyeceğim. Yasla Göğsüme Murat'la beraber yaptığımız bir parça. Kızgın Kumsal da yine farklı tarzda bir şey ortaya çıkarmak istediğim bir noktada Murat'la beraber yaptığımız bir parça. Onu biraz dinleteyim. Parça mix olarak beni daha çok mutlu eden, yani yaptığımda daha tamam bu bitti ve rahatım hissettiğim bir parçaydı. Aslında bu parçayla şu örneği de verebilirim size. Ragnarok'ta yapacağımız parçalar için direkt referans da kullanabiliriz. Mesela bu şarkıda ben aslında çok sevdiğim bir tane şarkıyı direkt referans olarak aldım. O şarkıda neler var onu analiz edip benzer şeyler kullanarak benzer bir tını yaratmaya çalıştım. Onu göstereyim size. Bu şarkı benim çok sevdiğim, özellikle groove, davul olarak çok güçlü olduğunu hissettiğim bir parça. Bu parçayı siz dinlersiniz kendiniz eğer ilgileniyorsanız. Referans olarak aldığım şarkı Lenny Kravitz'in Low şarkısı. Tabii ki şu an dinletemiyorum çünkü telif problemi yaşarız. Ragnarok'ta en son yaptığımız birkaç çalışma, bir tanesi Amca. Bu aslında komik
bir hedefle yapılmış bir şarkı. Şöyle söyleyeyim, bir noktada eşim birkaç günlüğüne evde yokken Tolga ile beraber bir çalışma yapalım dedik eğlencesine. Ben o noktada Asyalı bir tane grup dinliyordum, hatırlamıyorum tam ne olduğunu ama o şarkıyı referans alarak yaptığım bir parçaydı ve Tolga sonra üzerine salladığı, improvize yaptığı lirikler koydu ve sonra o lirikleri sevdik, beğendik ve onu tutup şarkıyı yayınladık. Onu size bir dinleteyim. O parçayı da baştan sona dinlersiniz özellikle ilginizi çekerse. Şimdi mesela Tolga ile beraber üzerine çalışmakta olduğumuz bir parçaya bakalım. Biraz size çok kısa şekilde sürecimiz nasıl oluyor ondan bahsedeyim. Bu parçada mesela baştaki fikir tabii ki direkt Kuruntu Ağa, Tolga'nın kendi parçası. Önceden yayınladığı bir parçaydı zaten. Onu bana yolladı, dedi bunu yeniden yapmaya çalışalım mı, bakalım mı nasıl bir şey olabilir. O şekilde başladı bu şarkının fikri. Şimdi size introsundan başlatarak göstereyim. Daldım seraba kaç nefes kurban daha kuruntunda Bu parçada özellikle yapmak istediğim şey mesela aklıma ilk gelen fikir şuydu parçayı ilk dinlediğimde introsu için bir tık böyle God of War tarzı Yunan bir antik Yunan tınılı bir intro yapma fikri gelmişti aklıma. Tabii opera pluginimdeki arkadaşlar Latince bazı bir şeyler söylüyorlar galiba. Tüm bu Ragnarok'ta yaptığımız parçalar için ayrıca incelemeler yapılabilir diye düşünüyorum. Hepsinin detaylarını açıklayabilirim. Neler yaptık, nasıl yaptık, fikirler neydi prodüksiyon bağlamında. Bunların hepsi bence faydalı olabilecek şeyler. Mesela bu şekilde böyle garip, bozuk soundlar üretmeyi seviyorum. O tarz çok fazla örnek olacaktır. Onları zamanla gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdiye kadar Ragnarok'la oluşturduğumuz kalite bu şekilde. Eğer yaptığımız şarkıları beğendiyseniz lütfen dinlemeye devam edin. Çünkü sonuçta
bu bize katkı sağlamış oluyor, yaptığımız işe katkı sağlamış oluyor. Aynı zamanda dahil olmak isterseniz, yani kendi yeteneğinizi de bu işe katıp benzer fikirde, benzer bir müzik tarzı sevdasında olan insanlarla çalışmak istiyorsanız o zaman bize mesaj atabilirsiniz. Ragnarok Instagram sayfası var ya da benim kendi Instagram'ımdan Matthew Brett Productions'dan bana yazabilirsiniz. Umarım bu videoda gösterdiklerim ilginizi çekmiştir. Şimdilik sizlere görüşürüz diyorum.